Bilim kurgu filmlerini izlemeyi seviyorsanız eminim şu tarz filmlere denk gelmişsinizdir. Karakter gözüyle gördüğü her şeyi kaydedip yıllar geçse bile istediği zaman açıp tekrar izleyebiliyor. Anıları düşünmek yerine izlemek. Gerçek hayatta böyle teknolojilerin olduğunu düşünmek bile insanı heyecanlandırıyor. Ama sonuçta onlar film, bu senaryolarda kurgu. Adı üzerinde bilim kurgu, gerçekle hiçbir alakası yok. Dur bir saniye. Yoksa var mı? Şu anda tam olarak bu teknoloji sayesinde bu videoyu nasıl hazırladığımı görebiliyorsunuz. Ekipmanların kusuruna bakmayın. Şu an bütçem bunlara yetti ancak. Şaka bir yana, aslında şu anda gördüğünüz kadar kaliteli vermese de bu senaryo kurgu falan değil. Böyle deneyler gerçekten de yapıldı. İsterseniz hızlıca videoya başlayalım ama önce abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Keyifli seyirler. Filmlere konu olan bu teknoloji o kadar iyi sonuçlar vermese de gerçekten de yapıldı. Yang Den isimli bir nörobiyolog önderliğinde bir grup araştırmacı gözlerimizle yakaladığımız görselleri sanal ortama döküp kaydetmeyi başardılar. Tabii çoğu bilimsel deneyde olduğu gibi bunu da bir hayvan üzerinde denediler. Doktor Yang ve ekibi bir kediye anestezi uygulayıp ameliyat masasına bağladı. Gözlerini sabitlemek için göz aklarına metal parçalar sıkıştırıp kedinin karşısında duran monitöre bakmasını sağladılar. Araştırmacılar, kedinin beynindeki görsel verileri işleyen bir grup hücreye fiber elektrotlar yerleştirmişlerdi. Bu elektrotlar, kedi monitörü izlerken beyne iletilen elektriksel veriyi yakalayıp kablo aracılığıyla bilgisayara iletiyordu. Kedinin monitörden izlediği görüntüler bilgisayarda da görünmeye başladı. Çok kalitesiz bir görüntü olsa da izlediği videodaki görüntülerle aynı olduğu anlaşılıyordu. Bunun nasıl işe yaradığını daha iyi anlamak için öncelikle gözün nasıl çalıştığına hızlıca bir bakalım isterseniz. Herhangi bir cisme baktığımızda o cisimden gelen ışık gözün ön kısmında bulunan kornea denilen şeffaf tabakaya çarpar. Kornea ışığı büker ve merceğe iletir. Mercek de ikinci kez bükerek retinaya ulaştırır. Burası son durak. Gözümüzle gördüğümüz nesnelerin bize yaydığı ışık retinadan daha fazla ileriye gidemez. Bu duvarın hemen arkasında ışığa duyarlı milyonlarca sinir hücresi bulunur. Retina gördüğümüz nesnelerden gelen ışığı anlamlı bir elektrik sinyaline çevirir ve beynimizin en arka tarafında bulunan oksipital loba kadar taşır. Burası görsel verileri işleyen bölgedir. Gözdeki retinadan itibaren beynimizin arka kısmına kadar bu bilgiler elektrik sinyali olarak aktarılır. Aynı elektronik cihazlarda kablolarla yaptığımız veri transferi gibi. Beynimiz her iki gözden gelen bilgiyi birleştirerek tek bir görüntü haline getirir ve baktığımız cismin ne olduğunu anlamamızı sağlar. Diğer duyu organlarımız da bu şekilde çalışır ve koku, tat, his gibi kavramlar oluşur. Ama ağzımızı açtığımızda dilimize de gözümüze olduğu gibi diğer nesnelerin ışıkları çarpar ama gözümüz gibi göremeyiz. Çünkü gözümüz dışında diğer hiçbir duyu organımız cisimlerden gelen ışığı uzaklık, mesafe, biçim gibi 3 boyutlu sinyallere çeviremez. Eğer dilimiz de aynı beceriye sahip olsaydı beyin bu sinyali algılayabilir ve gözümüz kapalı olsa bile dilimizle görebilirdik. Yani burada kavramamız gereken şey şu: gözlerimizle değil beynimizle görürüz. Görüntüyü oluşturan şey beynimizdir. Kafanız karıştıysa şöyle düşünün. Uyurken gözümüz kapalı olur ama sürekli rüyalar görürüz değil mi? Beynimiz uyurken anlamlı görüntüler kurgular bize. Hatta yıllar önce gördüğümüz bazı rüyaları bir anı gibi tekrar hatırlayıp düşleyebiliriz. Tıpkı gözümüzle gördüğümüz önemli anları yıllar sonra anı olarak beynimizde canlandırmamız gibi. Ama uyanık olduğumuzda kurgu yoktur. Beyin gözden milyonlarca veriyi çok hızlı bir şekilde anlamlandırır ve görüntü haline getirir. Eğer tam tersi olsaydı, beynimizle değil de gözümüzle görseydik, şu anki görme kalitemize oranla çok fazla kusur olurdu. Örneğin baktığımız her şey yan yana iki farklı kare halinde görünürdü ve bu görüntülerin ortasında siyah bir nokta olurdu. Çünkü gözlerimizin tam ortasında görüntüyü algılayamayan kör noktalar var. Beynimiz bir gözdeki kör noktayı diğer gözün açısı sayesinde kapatabiliyor. Ya da bir gözümüzü kapattığımızda açık olan gözümüzdeki o siyah noktayı etrafındaki en yakın görüntülerle dolduruyor ve bunu fark etmiyoruz bile. Fark edemediğimiz bir diğer şey de burnumuz. Gözümüzün önünde kocaman bir burun var ve bunu sürekli görmemiz gerekirdi. Burnumuzu da beynimiz sayesinde görmüyoruz çünkü bu görüntüyü siliyor ve özellikle bakmadıkça onu fark etmiyoruz bile. Optik illüzyonlar, bazı ilaçları kullanarak gördüğümüz halüsinasyonlar gibi bu örnekler çoğaltılabilir ama sanırım görmenin mantığını kavradınız. Artık zavallı kediye geri dönebiliriz. Yapılan bu cihaz göz ve beyin arasındaki bu süreci taklit ederek gözün yakaladığı görüntüyü sanal ortama aktarabildi. Tabi bu görüntüler filmlerdeki gibi çok kaliteli değiller ama beyinden alınan veriyi arttırırsak, yapay zekayla da derinlik algısı, renk gibi detaylar iyileştirilirse çok daha iyi sonuçlar elde edilebilir. Beynimizden veri çalarak dışarıya görüntü aktarmayı başardık. Çok güzel. Peki bu heyecan verici deneyimden sonra insanın aklına daha başka neler gelebilir? Başka bir kaynaktan yakalanan görseli beynimize aktarıp görüntü oluşturabilir miyiz? Yani görmeyen bir insanın görmesini sağlayabilir miyiz? Cevap evet. Bilim insanları bunu da denediler. Hatta kör bir insanın görmesini sağlamak, anı kaydetmekten daha önemli olduğu için bu konuda daha kapsamlı geliştirmeler yapıldı. Erik Weihenmayer 13 yaşında bir göz hastalığı sonucunda kör olmuştu. Bu adamı önemli kılansa 2001 yılında Everest dağına tırmanan ilk ve tek görme engelli dağcı olması. Görmesine yardımcı olabilecek hiçbir aparat kullanmadan Everest dağına tırmanması muazzam bir başarı. Yıllar sonra bir firma Erik'e ulaşarak ürettikleri cihazı denemesini istediler. Bu cihaz bir gözlük ve kablo sayesinde görme engelli insanların görmelerini sağlıyordu. Gözlüğe takılmış bir kamera ve kameradan gelen görüntüleri elektrik sinyallerine çeviren bir arayüzden oluşuyordu. Gözlüğün gördüğü şeylerin Erik'in de görebilmesi için yapılması gereken tek şey bu sinyalleri beyne ulaştırmak. Teknoloji henüz emekleme aşamasında olduğundan ve direkt kafatasını açıp beyne bağlamak çok konforlu olmadığından kedi deneyindeki gibi kafatasını açarak değil de başka bir yolla iletmek gerekiyordu. Zaten göz işlev görmediğinden ancak diğer duyu organlarından biriyle iletilebilirdi. Bu duyulardan sinyalleri beynimize en verimli şekilde aktaranıysa dilimiz. Cihaz kamera aracılığıyla oluşturduğu elektrik sinyallerini ucunda 600 elektrot olan bir plaka aracılığıyla kullanıcının diline aktarıyor. Dil nemli olması sayesinde bu sinyalleri çok verimli bir şekilde aktarabildiği için gözlük ve beyin arasında mükemmel bir bağlantı arayüzü haline geliyor. Zaten cihazın ismi de beyin bağlantı noktası anlamına gelen BrainPort. Biraz önce söylediğim gibi dil de göz gibi beyne sinyaller gönderebiliyor ama gözün sağladığı görsel bilgileri aktaramıyor. Bu işi dilimize yapıştırdığımız elektrot uçlu levha sağlıyor. Bu levha gözü taklit ederek kameradan aldığı verileri uzaklık, biçim, mesafe gibi 3 boyutlu anlamlar içeren sinyallere dönüştürebiliyor. Bu sayede gözlüğü kullanan insanlar kameranın yakaladığı görüntüleri görebiliyorlar. Ama bu sinyaller tabii ki de gözün oluşturabildiği sinyallerin yanına bile yaklaşamaz. Retinamız milyonlarca siniri aynı anda uyarabiliyorken bu cihaz henüz sadece 600 sinir hücresini taklit edebiliyor. Cihaz çok kaliteli görüntüler üretemese de çevreyi anlamlandırabilecek kadar bilgi sağlayabiliyor. Gelecekte elbette bu teknoloji daha da geliştirilecektir ama bu haliyle bile Erik ve onun gibi olan çoğu insanın hayatını değiştirmeye yetti bile. Yıllarca göremeyen insanlar ilk defa ailelerini görebildiler. Onlarla daha önce oynayamadıkları oyunları oynayabildiler. Hatta çoğu kendilerini ilk defa bu cihaz sayesinde gördü. Bu tür araştırma ve teknolojiler insanların hayatlarına dokunabildiği zaman çok büyük anlamlar kazanabiliyor. Elbette birçok görme engelli insan bu dezavantajlarına rağmen mücadeleyi bırakmayıp görebilen çoğu insandan daha başarılı olmuş olabilirler. Hatta bazıları hiçbir şey görmediği halde Everest'i tırmanmak gibi inanılmaz başarılar da sağlayabilir. Ama eminim yıllarca göremediği, sevdiği insanları bir kez olsun görmek, onlarla bu deneyimi paylaşabilmek bu insanlara paha biçilemez bir duygu yaşatmıştır. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.